Şimdi şöyle düşünebiliriz. Bir K pozitif tam sayısından bahsetmiş. 3K artı 2 5 ile tam bölünüyor. 4K artı 2 de 6 ile bölünüyormuş. Şu K sayılarını 5'e bölünecek şekilde tespit edebiliriz. Mesela şöyle olsa 5 için. 5 ile bölünmesini istiyoruz bunun. Eğer biz K yerine 1 yazarsak, şöyle K yerine 1 yazarsak, bu ifade 5'e tam bölünecek. Sonrasında mesela burası işte 5 olunca tam bölünür. 10 olunca da tam bölünür. Mesela burası 10 olsa tam bölünür. Ama 10 olması için K sayısının alabileceği bir değer yok. Yani buranın 10 olmasını sağlayan. Eğer 3K artı 2'ye biz 10 dersek 3K eşittir 8 gelir. 8 bölü 3. Bunu bulamıyoruz 10 olmasını sağlayan. Bunu attım. 15 olsa 15 olduğunu düşünelim. 3K artı 2 eşittir 15 ise 3K eşittir 13. Yine K sayısı tam sayı olarak çıkmıyor. Bu da olamaz o zaman. Bunu da atıyorum. Şimdi 20 olsa, bir sonraki 20 zaten. Şurası 20 olsa. Bu durumda 3K artı 2 eşittir 20. Bizim K sayımız 6 olursa oluyor. 3 kere 6, 18, 20. Demek ki K sayısı 20. Şimdi şu ona birazdan bakacağız. Şimdi ikisinin de olduğunu bulup oradan hareket edeceğiz. Şimdi 20, 15 fazlası olduğu için bir sonraki 35 olur. 35 olduğundan mesela burası 35 olduğunda K sayısı tam sayı çıkar. Tabii ben şunu yanlış yazdım. O 20 değil de sonucu 20 olursa bizim K sayımız 6 olacak. Şöyle 5 fazlası. Zaten 5 ile bölünebilme olduğu için 5 5 ilerleyecek. Bir sonraki 11 olacak. Yani 11 yazarsak bölünür. 33, 2 de burada 35, 5'e bölünüyor. Bir sonraki 16 olacak. Bir sonraki 21 olacak. Bir sonraki böyle böyle gidecek. Şimdi bizim amacımız her ikisini de bölenleri bulmak. Yüzden küçük olacak şekilde bulmaya çalışacağız. 6 için bakalım. Şöyle yazıyorum. 6 için. Şimdi biz K yerine 1 yazarsak bu yine 6'ya bölünüyor. Bir sonrakini bulmaya çalışacağız. Tabii bu 6 olunca bölünüyor. 12 olursa da bölünür. Yani 12 olursa 6'ya bölüyor. Ama K çıkacak mı ona bakacağız. 4K artı 2 eşittir. 12 olsa bu tarafa atınca 10 K çıkmıyor. Demek ki 12 olmayacak. 18 olsa 4K artı 2 eşittir. 18 olsa atıyorum karşıya. Buradan K sayısı 4 olur. Demek ki bizim K sayımız aşağıdan 4 olabiliyor. İkisinden de olanı denk getirmeye çalışacağız şimdi. Hem yukarıdan hem aşağıdan olanı. Şimdi 7, 3 fazlasını alıyorum. Burada zaten 4K olduğu için 2'nin katı, 3'ün katı olanı bulmaya çalışıyorum. 3 fazlasına gidiyorum. 7 olsa 4, 7, 28, 30 gerçekten bölüyor. Bir 3 fazlasını daha alıyorum. 10, 40, 42 gerçekten bölüyor. 3 fazlasını alıyorum. 13, yukarıdakinden denk gelmedi. 3 fazlasını alıyorum, 16. İşte ikisinde de aynı olan burada denk geldi. Bizim K sayımız ortak bir şekilde 1 olabildi. Bir de ortak şekilde 16 oldu. İkisinde de sağlayan, ikisini de sağlayan. Şimdi 15 fazlası oldu. O zaman bunların 15 fazlası da yine sağlayacak. Çünkü 15 fazlası şuradan hem 5'in fazlası olacak, hem buradan 3'ün şeyi katı olacak. Demek ki biz en son sadede gelirsek bizim K'larımız 1 olabilir. Bir sonraki 16, 15 ekleyerek ilerliyorum. 15 eklersek 31 olur. 15 eklersek 46 olur. 15 eklersek 61 olur. 15 eklersek 76 olur. 15 eklersek 91 olur. 15 eklersek artık 100'ü aşar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Evet.